Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler TYT Matematik kampımıza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve fonksiyonları bu videoyla bitiriyoruz gençler. Fonksiyonlar SML bakış testini beraber çözeceğiz. Toplamda 8 tane tam böyle ayarında. Belki ayarı bir tık kaçmış olabilir. Ama birazcık da zor soru var tabii ki. Zor soruları da görmemiz gerekiyor. 8 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz bu videoda ve fonksiyonları noktalayacağız. Barış Yayınları video ders kitabı kullandığımız kaynak. İncelemek isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmındaki linkleri kontrol edebilirler. Evet, artık hazırsak geçelim dersimize. Evet, ilk soruyla şöyle bir başlayalım seninle. Şimdi diyor ki bak, mükemmel bir soru. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri y eşittir 7 doğrusuna göre simetriktir. Buna göre f2 ile g2'nin toplamının sonucu kaçtır? Şimdi bak, f ve g hakkında ne kural vermiş ne grafik vermiş, hiçbir şey yok. Hiçbir bilgi yok. Tek bildiğimiz f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin y eşittir 7'ye göre simetrik olduğu arkadaşlar. Tek bildiğimiz bu. Peki madem tek bildiğimiz bu, demek ki biz bunun bir grafiğini hafiften şöyle çok detaya girmeden bir resmetmemiz gerekiyor. Hatta bunu biz şuraya şöyle büyütelim bir de. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hatta bir de şu x eksenini biraz daha aşağı indirelim. Tamam, şimdi iyi dinle beni. Y eşittir 7 doğrusun neresi? Hocam y eşittir 7 yaklaşık olarak şurası olsa, ben şuraya 7 desem. İşte bu doğruya göre bak, burası x ekseni, şurası y ekseni, şurası orijin. Şu doğruya göre de benim İki fonksiyonum simetrik olacak. Mesela şöyle diyebilir miyim? Bir tanesi şöyle olsun, diğeri de gençler nasıl olmak zorunda? Şöyle gelecek, simetrik olması için şu şekilde devam edecek değil mi? Şimdi benden f2 ile g2'nin toplamı sorulmuş. Varsayalım ki şurası da iki apsisli noktamız olsun arkadaşlar. Tamam, güzel. Şimdi ben şöyle bir olay içerisine girsem, şu ikisi birbirine eşit midir? Değil mi? Peki şunun gittiği yer, hani şuraya A dersem şurası da A olacak ya. Şuna F, şuna G desem. Size sorum şu: F2 kaçtır? Hocam F2 şuradan bakıyoruz hemen, şuraya gitmiş. Yani 7'den ne kadar eksik? A kadar eksik. 7 eksi A. Peki G2 hocam? G2 de 7'den A kadar fazla. 7 artı A. Peki benden F2 ile G2'nin toplamı istenmemiş mi? O zaman ben bunları toplarım. Eksi A ile artı A birbirini götürür. Mis gibi 14 bize cevabı verir. Yani cevabımız neymiş? 14'ün ta kendisi olacakmış. Güzel. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bunu da iyi dinliyorsun. Tam anlamıyla bir teorik soru. Gerçel sayılarda tanımlı F ve G fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar olarak verilmiş. Buna göre diyor 3 tane öncül var. Daima doğru olan soruluyor. Şimdi daima, kesinlikle, her zaman diye soru kökleri varsa biz ne yapıyorduk? Aksine örnekler vermeye çalışıyorduk. Yani gidip de o öncülün doğruluğunu ispat etmeye çalışmıyorsun. Sen bunu sağlamayan acaba bir örnek bulabilir miyim diye düşüneceksin. Eğer bulursan böyle bir örnek, o halde o öncülü sileceksin, iptal edeceksin. Olmadı, bu hatalı diyeceksin. Peki düşünelim. Şimdi f artı gx fonksiyonu doğrusaldır diyor. Öncelikle doğrusal fonksiyon dediğimiz şey neydi? Bak hemen tanımını yapıyorum buraya. Doğrusal fonksiyon tanımı. A sıfırdan farklı ve A ile B birer reel sayı olmak üzere, eğer senin fonksiyonun AX artı B biçiminde tanımlandıysa, bu şekilde bir kurala sahipse, işte bu tarz fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyorduk. Unutma, x'in katsayısı olan a sıfırdan farklı olmak şartıyla ben buna doğrusal fonksiyon diyeceğim. Şimdi birinci öncülü sağlamayan bir örnek düşünelim. Diyorum ki abi, fx fonksiyonu x artı 3 olsun, gx fonksiyonu da eksi x artı 3 olsun. Doğrusal mı? Evet. Doğrusal mı? Evet. Hadi gel bunları bir de toplayalım. Toplarsak f artı gx fonksiyonu bize neyi verir arkadaşlar? 6'yı verir. Peki 6, yani 6 fonksiyonu doğrusal mıdır? Şimdi grafiği doğrudur. Grafiği doğrusaldır. Ama fonksiyon doğrusal fonksiyon tanımına uymuyor. A sıfırdan farklı olması gerekiyordu. Yani bu sabit fonksiyon oldu arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon olmadı. O halde ben iki doğrusal fonksiyonu toplarsam veyahut çıkarırsam daima doğrusaldır diyemem. Her zaman diyemem. Peki
Hocam çarpımları. Şimdi birinci dereceden bir fonksiyonla birinci dereceden bir fonksiyonu çarparsam haliyle ikinci dereceden bir fonksiyon elde etmiş olurum. İkinci dereceden fonksiyonlar doğrusal mıdır? Hayır, paraboliktir. O halde ikinci öncül de patladı. F bileşke G doğrusaldır diyor. Şimdi abi ben G fonksiyonunu F'in içerisine yazacak olursam, yani AX artı B diyelim F'e, CX artı D diyelim G'ye. Ben bu CX artı D'yi götürüp buradaki F fonksiyonunda X gördüğüm yere yazacak olursam A parantezinde CX artı D ve artı B gelir. A'yı içeri dağıttığımda A çarpı C çarpı X artı A kere D artı B gelecektir. Ve gördüğün üzere bu fonksiyon, yani buradaki X birinci dereceden olduğuna göre bu fonksiyon doğrusaldır deriz. Çünkü A zaten sıfırdan farklıydı. C de sıfırdan farklıydı. Çarpımları zaten sıfırdan farklı olacak. O halde gerçekten doğrusal fonksiyon tanımına uyuyor. Ve böylelikle üçüncü öncül kesinlikle doğrusaldır diyeceğiz. Cevabımız da D şıkkı, yalnız 3 olacak. Gençler geldik 3'e. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. F AX artı B'nin X'e eşit olduğu bilgisi var. Bir de demiş ki F AX'i B de 2B bölü A'ya eşittir. Buna göre F eksi 3B ile F 5B'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle bir olay içerisine girsek. Ben yukarıdaki fonksiyonun içerisinde AX artı B görüyorum. AX artı B'de X gördüğüm yere acaba ne yazarsam bu bana A eksi B'yi verir. Ben buradan X'i bulabilirsem X gördüğüm yere bunu yazmalıyım derim. Bulalım o zaman, nasıl bulacağız? Hocam öncelikle B'yi karşıya atacağım. AX eşittir A eksi 2B olacak. Her X tarafı A'ya bölersem X eşittir A eksi 2B bölü A'yı verecek. Şimdi neymiş demek ki? X gördüğümüz yere A eksi 2B bölü A yazacakmışız. Nerede? İşte şu fonksiyonda. Yazalım o zaman. Ben burada x gördüğüm yere a eksi 2b bölü a'yı yazınca zaten bana a eksi b'yi vereceği aşikardı. O amaçla yaptık zaten. O halde yazdım. F içerisinde a eksi b eşittir. X gördüğüm yere bunu yazacaksam bu a eksi 2b bölü a'ya eşitmiş. Aynı zamanda f a eksi b'yi soru bana vermişti. 2b bölü a'ya eşitti. O halde bu da 2b bölü a'dır. A ve B sıfırdan farklı olduğu için zaten paydaya yazılabiliyor A. Bu A'lar birbirini götürür. A eksi 2B 2B'ye eşitse eksi 2B'yi bu tarafa göndererek A eşittir 4B eşitliğinden bahsedilebilir. Bu cepte işimize çok fazla yarayacak. Neden? Şimdi bana ne lazım? F eksi 3B ve F 5B lazım. Ben geldim abicim. Şuradaki A var ya, buradaki A. Bu A'nın yerine 4B yazacağım. Hadi yazalım. F 4bx artı b eşittir x'miş. Şimdi ben f eksi 3b'yi nasıl elde ederim? Tabii ki x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam, bak ne olur, eksi 4b artı b daha eksi 3b yapar. X gördüğüm yere eksi 1 yazdığım için burası eksi 1'e eşit olacak. Bu 1, yani şurası eksi 1'miş. F 5b'yi elde etmek için de x gördüğüm yere 1 yazarım ki böylelikle f 5b yapar ve bu da 1'e eşittir. Yani bu da 1'miş. Eksi 1 ile 1'in toplamı mı istenmiş aslında benden? Evet, o halde cevabımız D şıkkının ta kendisi olur. Böylelikle 265. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçeriz. 4. sorumuzdayız. Reelden reele tanımlı bir fonksiyon var, f fonksiyonu. Daima artanmış. Bir de fx eşittir 1 denkleminin kökü negatifmiş. Şimdi fx eşittir 1 denkleminin kökünden bahsediyoruz. Soru şöyle sığıyor ekrana. Şurası x ekseni olsun, şurası y ekseni olsun. Bir de tabii ki bana ne lazımdı? Fx eşittir 1 diyor ya. Ben o zaman fx eşittir 1 doğrusunu da çizeyim. O fonksiyonu da çizelim. Şimdi neresi x ekseniydi? Şurası. Şurası y ekseni. Ve şuraya da orijin dedim. Şurası da 1. Şimdi benim bu fonksiyonum hem artan olacak, daima artan, hem de fx eşittir 1 denkleminin kökü negatif olacak. Yani bu fonksiyon şu doğruyu, fx eşittir 1 doğrusunu negatif tarafta kesecek. Mesela burada. Şimdi ben daima artan bir fonksiyon çizip de o da buradan geçecekse, ben bu fonksiyonu şöyle bir şey çizebilirim bak rastgele. Bak, artan bir fonksiyon şu an çizdim. Bu fonksiyon artan. Bu da fx fonksiyonu olsun. Pekala. Şimdi diyor ki bana f eksi 5 f0'dan küçüktür. Varsayalım ki eksi 5 şurası olsun. E0 zaten şurası. Eksi 5'in görüntüsüne bakıyorsun negatif. 0'ın görüntüsüne bakıyorsun pozitif. Evet, f eksi 5 f0'dan daha küçüktür. Birinci öncül doğru.
F fonksiyonu y ekseninin negatif tarafında keser diyor. E şimdi bakıyorsun, şuradan geçtikten sonra devam edip mecburen şuradan geçmeyecek mi? Yani buradan daha büyük, birden daha büyük bir yerde kesecek y'yi. E nasıl negatif olsun? Olamaz. O halde bu gitti. Her x pozitif gerçel sayısı için, yani şu taraftan bahsediyoruz. Bu taraftan. Fx daima sıfırdan büyüktür diyor. Bakıyorsun, evet, fx gerçekten x ekseninin üzerinde olduğu için sıfırdan büyüktür. Yani üçüncü öncül de doğru. Cevabımız 1 ve 3 olur sevgili arkadaşlar. Devam. 5. SML bakıştayız. Birim kareli dik koordinat düzleminde f, f-g ve f bileşke g fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Yalnız burada dikkat etmen gereken şöyle bir durum var. Hangisi f, hangisi f-g, hangisi f bileşke g, bunu bilmiyoruz. Üstüne üstlük bir de g'yi tahmin etmemiz lazım. Hepsini yapacağız. fg-g1 sorulmuş. Bunun Türkçesi ne? Bunun Türkçesi şu hocam. F1 çarpı G1 eksi G1. Bu soruluyor bize. Hatta sen bunu G1 parantezine alıp F1 eksi 1 de diyebilirsin. Tamam, bizden bu soruluyor dedik. Peki şimdi düşünelim. Benim fonksiyonlarım, şöyle biraz belirginleştireyim ben sana onları. Bir tanesi bu, diğeri şu ve bir diğeri de bu arkadaşım. Tamam mı? Peki. Şimdi şu fonksiyona bakalım. Madem birim kareli, bunu demesi çok önemli. Eğer birim kareli dememiş olsaydı işimiz daha da kötüydü. Çünkü o birimlerin biz bir olmadığını düşünecektik bu sefer de. Yani bunu da aklımıza tutmamız gerekiyordu. Ama birim kare dediği için her birim bir birim olacak. Dolayısıyla burası 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için abi burası y eşittir 5 fonksiyonu. Şu fonksiyonun adını yazabilir miyim? Tabii ki de yazarım. Bak, y eksenini 3'te kesmiş. Burayı da 3'te kesmiş. Bundan kaynaklı 3 bölü 3 ne yapar? 1 yapar. Demek ki bunun baş katsayısı x olacak. 1x. Ve 0 için 3'ten geçtiği için x artı 3'tür diyeceğim. Bir de diğeri de bunun bir birim yukarısında olduğu için x artı 4'tür diyebilirim. Ama sen istersen şunu yapabilirsin. Hocam 4 bölü 4'ten 1, yani 1x artı 0 için 4'ten geçtiğine göre artı 4 de diyebilirsin tabii ki. Şimdi benim fonksiyonlarım isimleri belli. Ama ben hala hangisi f, hangisi f-g, hangisi f bileşke g, bundan haberdar değilim. Bunu deneyeceğiz. Mesela ben buna fx desem. Tamam, fx bu olsa. Ve sonrasında desem ki acaba şuna da f bileşke g desem. Ne olması lazım g'nin? Yani ben x gördüğüm yere ne yazarsam x artı 3 gelir. Tabii ki x eksi 1. Yani ben gx fonksiyonunu eğer x eksi 1 seçecek olursam, acaba gerçekten f'den g'yi çıkarınca, yani şundan şunu çıkarınca x artı 4'ten x eksi 1'i çıkar, kaç kalır? 5. Aa, o da bu geldi. Fx eksi gx oldu. Çok iyi. E şimdi madem f belli, g belli, ben şurada yerine yazacağım. Abi g1 dediğimiz şey şurada yerine yazacağız, 0 değil mi? Artık ben sıfırla neyi çarparsam çarpayım sonuç ne olacak? 0. O halde cevabımız da c şıkkı olacak diyebiliriz. Ve 265. sayfanın sonuna geldik. Şimdi 266'dayız ve benim en beğendiğim sorudayız. Bir yıldız atılabilir bu soruya açıkçası. Ve dikkat diyebiliriz arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri ve birim çember bize gösterilmiş. Sarı ve kırmızı boyalı daire dilimlerinin alanları birbirine eşit olduğuna göre. Ne sorulmuş bize? F3 çarpı G3 ve eksi f'in içerisinde g3 mü sorulmuş? Tamam. Şimdi düşünelim. Hocam, ben burada alanlarının eşit olduğunu nasıl kullanabilirim? Nasıl kullanışlı hale getirebilirim? Alanlar eşitse şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşittir. Ve hatta ben şöyle bir cümle kurabilirim artık. Şöyle bir doğrum varsa, 45 derecelik bir doğrum varsa ve bu doğrunun ben y eşittir x doğrusu olduğunu biliyorum. Şunu biliyorsun ki ters fonksiyonlar y eşittir x'e, yani birinci açıortay doğrusuna göre simetriklerdir arkadaşlar grafikleri. Bunların da simetrik olduğunu görüyoruz şu an. Peki madem bunlar simetrikler, artık şunu söyleyebilirim. G fonksiyonu aslında f'in tersi olan fonksiyonmuş. Yani hocam, ben eğer burada g gördüğüm yere f içerisinde f'in tersinde 3 yazacak olursam şunlar birbirini götürür. Geriye sadece 3 kalır. Evet, bak burası sadece 3'müş arkadaşım. Önünde ne var? Eksi var. Şimdi benim bir de şurayı bulmam gerekiyor. Yani aslına bakarsan f3 ile
F'in tersinde 3'ü çarpmam gerekiyor. Tabii çarpıldığı için birbirini götürmüyor ama şöyle bir durumdan söz edebilir. Şimdi ben fx'in kuralını bilmiyorum değil mi? Fx'in kuralına ben ax demek istiyorum. Peki f'in tersinin kuralı nedir? Tabii ki de x bölü a'dır. Şimdi fx'in kuralı ax ise f3 nedir? 3a'dır. F'in tersinde 3 nedir? 3 bölü a'dır. Peki ben bunları çarparsam a'lar gitmez mi? Gider ve geriye sadece ne kalır? 9. Demek ki 9'dan 3'ü çıkar demiş. Cevabımız 6'nın ta kendisi olur sevgili arkadaşım. 6. soru güzel bir soruydu. Şimdi devam edelim 7 ile. F bileşke f fonksiyonu a kümesinden a'ya, f bileşke g fonksiyonu da a'dan a'ya tanımlanmış. Buna göre diyor g'nin tersinde f1 kaçtır diye soruluyor. Yani g'nin tersinin içine f1'i yaz diyor. Şimdi düşünelim f1'i bulabilir miyiz? Yani f1'i bulmak için ne gerekiyor? Buna bakmak lazım şimdi. Hocam öncelikle şöyle bir şey yapsak. Ben şurada 1'i yerine yazarsam f içerisinde f1'i bulmuş olurum. Değil mi? F içerisinde f1 nereye gitmiş? 2'ye. Bak bu 2'ymiş. Daha sonrasında devam edelim. F içerisinde f2. 2 nereye gitmiş hocam? 4'e gitmiş. Şurayı şöyle alalım. Yukarı doğru birazcık taşıdım. Hatta ben de biraz yukarı çıkayım şöyle. Sığsın en azından değil mi? F bileşke f3 nedir? Onu da bulalım hadi. F bileşke f3. 3 nereye gitmiş? Hocam o da 1'e gitmiş. 4 nereye gider? F bileşke f4. Hocam 4 de 3'e gitmiş. Tamam güzel. Şimdi aynısını f bileşke g için yapsam. F içerisinde g1. Abi 1 nereye gitmiş burada? 3'e gitmiş. Peki f bileşke g2'ye bakalım şimdi seninle beraber. Bu nereye gitmiş? 2. O da 4'e gitmiş. F içerisinde g3'e bakalım. 3 nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. Ve son olarak f içerisinde g4'e bakalım. Bu nereye gitmiş? 4. O da 1'e gitmiş. Şimdi düşünelim. F1 dediğimiz değer. Bak onu şurada görüyoruz değil mi? F1. Ve nereye gitmiş abi? 2'ye gitmiş. Peki karşı tarafta 2'ye giden şey bu mu? Yani f'in içine g3 yazınca mı 2'ye gitmiş? Bak f'in içine f1 yazınca 2'ye gitmiş. F'in içine g3 yazınca 2'ye gitmiş. Şimdi madem öyle f1 demek g3 mü demekmiş? Aynen öyle. O zaman ben bana sorduğu ifadede f1'i silerim. Onun yerine g3 yazarım. Ve böylelikle g'nin tersinin içerisinde g olduğu için şunlar birbirini götürür ve cevap karşımıza çıkar. Doğru cevabımız 3'ün ta kendisiymiş. Muhteşem ötesi bir soru. Tam anlamıyla ÖSYM'nin isteyeceği, ÖSYM'nin seveceği türde bir soru. Tamam. Ve geldik son sorumuz SML bakış 8'e. Tanım kümesi tam sayılar olan bir f ve g fonksiyonu. Fx x artı 1 bölü 2, gx de x artı 1 bölü 4 olarak tanımlanmış. Buna göre diyor bu fonksiyonlardan hangilerinin görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşur diyor. Yalnız dikkat et, görüntü kümesinden bahsediyor. Peki f bileşke pardon g bileşke f bileşke g. Yani diyor ki önce f'in içine g'yi yazalım. X gördüğüm yere x artı 1 bölü 4 yazdım. Bir de 1 bölü 2 ekleyeceğim. F bileşke g ne olmuş oluyor? X artı 3 bölü 4 olmuş oluyor. Bu x artı 3 bölü 4'ü de götürüp diyor g'nin içerisine yaz. Yani bunu da burada yerine yaz diyor. X artı 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 dersem bu bana x artı 1'i verir. Tanım kümesi tam sayıyken ben bütün tam sayıları götürüp şurada yerine yazarsam karşılığında farklı bir tam sayı tabii ki de alırım ve görüntü kümesi sadece tam sayılardan oluşur. Yani birinci öncülümüz tamam. Güzel. F'i diyor 2 ile çarparsan. Bunu 2 ile çarparsam 2x artı 1 gelir ve ben x gördüğüm yere tam sayı yazdığım takdirde karşıma daima tam sayılar çıkar. Dolayısıyla 2 de olur. 3'e baktığım takdirde g fonksiyonunda x gördüğüm yere x artı 1 bölü 4 yaz demiş. Yani şurada. X artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten ne gelir? X artı 1 bölü 2 gelir ve bunun görüntü kümesinde bir tane bile tam sayı yoktur. Çünkü sen X gördüğün yere tam sayı yazarsan bütün tam sayıların buçuğunu bulursun. 3 yazarsan 3,5 gelir. 5 yazarsan 5,5, 10 yazarsan 10,5 gelir ve hiçbir görüntü tam sayı değildir. Bundan kaynaklı 3. öncülü eledik ve cevabımız 1 ve 2 oldu sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gençler. Böylelikle fonksiyonlar kısmına noktayı vurmuş olduk. Fonksiyonlar kısmına noktayı vurduk da sen kendin noktayı ne zaman vuracaksın?
Bence hiçbir zaman vurmamalısın. Sınava kadar fonksiyonlarla alakalı sorular çözmeye devam edeceksin. Devam etmelisin. Gerekirse bir fasikül dahi çözebilirsin. Yani öyle 150-200 tane fonksiyon sorusu güzel soru eyvallah ama bunlar 150-200 tane soru çözünce yetmez sana. Senin durmadan soru çözmen lazım. Durmadan fonksiyon parçalaman lazım. Fonksiyon bizim için önemli. 35 kere söyledim ya sana. Fonksiyon matematiğin bel kemiği. Bunu çok iyi öğrenirsen diğer konuları da çok iyi öğrenmiş olursun. Bundan kaynaklı fonksiyon değerli. Ödevlerini yapmayı unutmuyorsun ve fonksiyon sorularını çözmeye aynı hızla devam. Gençler, sonraki videomuzda görüşürüz. Artık yeni bölüme geçiyoruz. Yeni bölümümüzde sayma, permütasyon, kombinasyon, olasılık yapacağız. O bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.